huzur dolu şehrimizin bir gün gelip de huzurunun kaçacağını kim tahmin edebilirdi ki? Güven ve emniyetin bozulacağını kimse söylememişti. Ta ki o buzlar gelene kadar. Evet, evet buzlar. Hatırladınız değil mi? Uzaklardan, kuzeyden ve özellikle batıdan gelen buzlar. Önce ürktük ama alıştık. Bizim için bir eğlence oldu. Lakin çok kısa sürede ne kadar tehlikeli olabileceğini hepimiz gördük. Oysa asıl tehlike onlar değildi. Sonuçta kendi hallerinde buz parçaları. Ne olabilirdi ki? Bilgemen uyardığında önce anlamadık. Ama büyüklerin uyarılarını anlamasak bile uymamız gerektiğini çok iyi biliyorduk. Çok uzak diyarlardan gelen buzlar başka canlıların da geleceğinin habercisidir demişti. Bu yüzden içimizdeki anlaşmazlıkları sonlandırıp avcı ve yamanla güçlerimizi birleştirmeli ve ona göre tedbir almalıyız diye karar almıştı. Dedim ya anlamadık diye. Ama tedbiri elden bırakamaz, tecrübeyi küçümseyemez ve bilgiye sırtımızı çeviremezdik. Öyle yaptık. İyi ki yapmışız. Ve şimdi iyi ki avcı ve yaman yanımızdalar. Dostlarım, beni çok iyi dinleyin. Daha önce gelmesinden korktuğumuz tehlikenin gelmiş olduğunu size bildirmekten son derece müteessirim. Maalesef ciddi bir tehdit altındayız. Bu şimdiye kadar yaşadığımız tehlikelere benzemiyor. Ne yani? Avcı ve Yaman'dan daha tehlikeli ne olabilir ki? Onlarla dost olduğumuza göre kim bizi tehdit edebilir? Doğru söylüyor. Avcı varsa sorun yok. Çocuklar, sözümü kesmeyin. Beni dinleyin. Aslında anlatmama gerek yok. Zaten çok yakında hepiniz kendi gözlerinizle göreceksiniz. Siz şimdi temkinli olun ve asla şehrin sınırlarından dışarı çıkmayın. Biz Avcı ve Yaman'la görüşeceğiz. Ve bu yeni durum için ne yapacağımızı kararlaştıracağız. Hiç merak etmeyin. Bunları sizi korkutmak için anlatmıyorum. Dikkatli olun, karşımızdakini küçümsemeyin diye söylüyorum. Sular durulsun, neyin ne olduğu belli olsun. Evelallah el birliğiyle her zorluğun üstesinden geliriz. Öğretmenim, sular durulsun derken bir şey mi kaçırdım? Her yer pırıl pırıl. Başka sulardan mı bahsediyorsunuz? Şaka yaptım, kızmayın hemen. Öyle ortam gelince şey yapayım dedim. Tamam ama özür dilerim. Yaman Efendi, şimdi neden birlikte hareket etmemiz gerektiğini daha iyi anlamışsındır, değil mi? Anladı, anladı. O konuda bir sıkıntı yok da sen şimdi biz ne yapacağız onu söyle. Her şeyden önce tam olarak neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Önce bu konuyu netleştirmeliyiz. Bu gelen yabancıları bir tanıyalım önce. İn midir, cin midir anlayalım. Kaç kişiler? Ne istiyorlar? Bunları tam olarak bilmiyoruz. Öyle değil mi Yaman? Bilgemen Hoca bence Yaman dersini aldı. Daha fazla üstüne gitmeye gerek yok. Yanlış anladın avcı. Amacım Yaman'ı sıkıştırmak değil. Tam olarak ne gördü, ne duydu bunları bilmek istiyorum. Yani bir şeyler görmüş ve çok korkmuş. O kadarını biliyoruz. Nasıl söylesem, aslında tam olarak bir şey görmedim desem, yani birkaç karartı, iki, belki de üç, kocaman, yabancı ve cüretkar fısıldaşarak konuşuyorlardı. Derinlerden bir ses geliyordu. Nasıl desem, çok, çok korkunçtu. Anladım. Bizzat gidip görmeden bir şey anlayamayacağız besbelli. Kordon şehrin güvenliği için gerekeni yapacak. Öğretmenim, kordon buraya doğru geliyor. Bilgemen, Bilgemen, gümüş, gümüş ve aynalı yok. Ne demek yok? Basbayağı yoklar işte. Her yere baktık, yok, yok, yok. Umarım düşündüğüm şey değildir. Maviş, bildiğin bir şey. Benim bir şeyden haberim yok. Birlikte oynuyorlardır.
Etrafta dolaşan tehlikeden haberleri yok. Belki de batık gemiye gittiler. Gümüş'ün batık gemiyle ilgili bir projesi vardı. Tam da korktuğum şey buydu işte. Hadi durmayın, gidiyoruz. Nereye? Nereye olacak? Batık gemiye. Ben gelmesem? Yaman, yürü hadi. Çocuklar hadi, hızlıca etrafı kontrol edin. Başlarına bir şey gelmeden bulalım şunları. Çocuklarmış. Bu kendini ne zannediyor? Yaşlandıkça gözleri iyi görmüyor demek. Çocuklar ha? Yaman, ne kendi kendine söylenip duruyorsun? Durmasana. Tamam yahu, bakıyorum işte. Daha düne kadar avlıyorduk onları. Şimdi ise bebek bakıcısı olduk. Çocuklar ha? Ya da öyle değil, selam mı demeliydim? Hayrola kedicik? Anlaşılan bizi bir tek sen tanıyorsun. Yoksa öyle saklanmaz, arkadaşların gibi dikilirdin. Ah avcı, bizi ne hale düşürdün? Ben mi saklanıyorum? Hem siz kim oluyorsunuz? Kılçık mısın, kürdan mısın, nesin sen? Nasıl kapak yaptı ama? İyi benzetmeydi ama kılçık, yo, kürdan daha iyi. Burnunu diş temizliği için kullansan hiç fena olmaz. Beyler bırakın şamatayı da kimsiniz, ne arıyorsunuz onu söyleyin bakayım. Anlaşılan bu çiftliğin horozu sensin. Yaşlı horoz. Biz. Evet siz. Biz dostuz. Dost ne demek biliyorsunuz değil mi? Arkadaş, friend. Ya da neyse canım biz gezgin bir grubuz. Çok uzaklardan geldik ve burayı çok sevdik. Ha, siz şu iki ufaklığın arkadaşları olmalısınız, değil mi? Arkadaş değil, aileyiz biz. Aile nedir bilir misiniz? Family. Vay kerata. Ne ara yabancı dillere bakmış böyle. Neyse, uzatmayın. Gümüş ve Aynalı nerede? Ne yaptınız onlara? Eğer başlarına bir şey geldiyse... Evet, devam et. Başlarına bir şey geldiyse ne olacak bücürük? Anlat. Hop hop! Kızmanıza gerek yok. Minikler sapasağlam duruyorlar. Hiç merak etmeyin. Şimdi Tedo amcaları onlara şeker vermiş, onlar da keyfini çıkartıyordur eminim. Hadi gelin. Hadi gelin, sizi bekliyorduk. Yabancı değilsiniz. Kendi evinizmiş gibi rahat olabilirsiniz. Daha ilk gün maceramız başladı işte. Bilgemen önde giderken haklı çıkmanın gururunu yaşamıyordu. Avcı bizimle olduğu için pişman değildi. Yaman hala işin nereye varacağını kestirememişti. Yaman, şu sivri burunluya haddini bildirdi ya. Artık ne dese kızmam ona. Kürdan, çok komik değil mi? Birine kötü bir lakap takmak doğru değil. Biliyorsun değil mi Maviş? Düşmanın bile olsa. Öğretmenim, kafamdan geçenleri duymuş olamazsınız değil mi? Tabii ki duymadım. Ama kafandan ne geçtiğini anlamak için böyle bir yeteneğe ihtiyacım yok. Nasıl yani? O kadar masumsun ki yüzün her şeyi söylüyor zaten. Kardeşini merak ettiğin halde ve Yaman'dan hoşlanmamana rağmen ona bakıp gülümsemen her şeyi yeterince söylüyor zaten. Kürdan ha? Öğretmenim, kabul edin ama. İyi bir cevap oldu ona. Kötü lakap her halükarda kötüdür. Bunu asla unutma. Anladım. Ona kürdan demeyeceğim. Tabii ki ismini öğrenene kadar. Şimdilik adı kürdan. Evet çocuklar. Nasılsınız bakalım? Öyle korkmanıza gerek yok. Ben çok zararsız biriyim. Baksanıza kollarıma. Hiçbirini hissedemiyorum bile. Sam, çocuklara bir şeyler ikram ettin mi? Daha değil efendim. Sizinle tanışsınlar öyle vereyim dedim. Sam, ne biçim ev sahibisin sen öyle? Baksana körpeciklere. Korkudan dilleri damaklarına yapışmış.
Versene buzlu bir şey onlara. Biz sizin soğuk ikramlarınızı almayız. Sıcak bir yurdumuz var ve sıcak kanlıyız. Soğuktan, soğuk ve donuk şeylerden haz etmeyiz. Jack, ne yapıyorsun sen öyle? Misafirleri alıp paldır küldür gelmek de ne demek? Seslenseydin, haber verseydin. Anton'u boşuna mı aldın yanına? Efendim, kalmışım. Çok yakınlarda buldum onları. Azıcık aşağıdalardı. Sanırım bundan sonra sizinle daha sık görüşeceğiz. Değil mi yaşlı dostum? He? Yaşlı dememden alındıysan sözümü geri alabilirim. Ama takdir edersen benim gibi yaşlı biri aşağı yukarı 100. Evet. 100 yaşında bir ahtapot ile dost olacaksan ancak senin yaşlarında biri dost olabilir. Doğru. Yaş konusunda haklı olabilirsin. Ama dost olma durumumuz anlaşılan mümkün değil. Öyle davetsizce gelip çoluk çocuğu rehin alıp dostluktan bahsetmek. Sanırım batıdan gelen biri için normal olabilir. Ama bizim için hiç de normal bir durum değil. Tamamen yanlış anlamışsın sen bizi. Yok, tamamen yanlış anlamışsın. Jack, yoksa sen mi bir şey dedin komşularımıza? Öncelikle şunu iyi bilin ki komşu falan değiliz. Siz yeni gelmiş bir yabancısınız ve davet edilmediniz. Çocuklar elinizde diye sizinle kibar konuşuyorum. Şimdi çocuklar gelin bakayım buraya. Nereye böyle çocuklar? Bilgemen Hoca! Çocuklar, siz şöyle Bilgemen Hoca'nın yanına gidin. Sam, ne yapıyorsun sen? Misafire nasıl davranacağını hala öğrenemedin mi? Onlar misafir. Zaten ikramda da bulunmadın. Neyse, bu size yaptığımız ilk ve son nezaket ziyareti oldu. Umarım bir an önce buraları terk eder ve bir daha dönmezsiniz. Öyle deme dostum. Daha çok görüşeceğiz biz. Bir yere gittiğimiz yok. Burayı çok sevdik biz. Orta dünya. Bol bol nimet var. Sıcacık sular. Her taraf mis gibi. Öyle mi? Madem öyle, yarın aynı saatte batık geminin orada görüşelim yalnız. Yapma dostum. Ben yalnız gelemem. Seni alırım yanıma. Sen de birini getir istersen. Gerek yok. Benim kolum bacağım tutuyor henüz. Yarın görüşürüz. Oo, güzel. Delikanlı yüreği var henüz sende ihtiyar. Sevdim seni. Yarın görüşürüz. Sizinle de sonra görüşeceğiz nasıl olsa. Soğuk ikramlarımızdan tatmadınız. Telafi ederiz, merak etmeyin. Hadi çocuklar, evimize gidiyoruz. İşte böyle. Şehrimizin huzuru böyle bozuldu. Barış bir anda uçuvermişti sanki. Ama her ne olursa olsun, bütün kötülere rağmen barış için, huzur için mücadele devam edecek. Bu daha başlangıçtı. Merhaba arkadaşlar, ben Maviş. Kanalımıza, yani Maviş'in dünyasına hoş geldiniz. Birbirinden eğlenceli maceralarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenip altına yorum yazarsanız çok mutlu olurum.